Herkese merhaba. Klasik FX Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. Bugün Euro-Dolar paritesinde şimdilik ABD verileri öncesi, özellikle perakende satışlar ve sanayi üretimi öncesinde dolar bir miktar güçsüz seyrediyor ve bundan da faydalanan Euro paritesi şimdilik 100 günlük ortalamaya yaklaştığını söyleyebiliriz. Alıcılı atakların devam etmesi durumunda 1.1394 direnci önemli olacaktır. Kırılması durumunda 1.1465'i takip edebiliriz. Fakat ABD tarafında sanayi ve perakende satışlar bir miktar iyi gelmesi ve FOMC tutanak ile birlikte şahinlik tekrar açıklanacak olursa, şahin tutumlar açıklanacak olursa 1.1368 ve 1.1300 seviyelerini takip edebiliriz. Zayıf dolardan kısmi de olsa faydalanmaya çalışan sterlin paritesinde bugün itibariyle sabah saatlerinde tüfe oranının beklentiler üzerinde gelmesi şimdilik alıcılı atakları kısıtladığını söyleyebiliriz. 1.3596 seviyesi kırılacak olursa 1.3732'yi takip edebiliriz. Fakat güçlenmeye çalışacak bir dolarla birlikte geri çekilmeler görülecek olursa da 1.3433 seviyesini takip ediyor olacağız. Türk Lirası'nda Adine ve Maliye Bakanı Nebati'nin açıkladığı hane halkı altınlarının piyasaya kazandırılması paketinden sonra şimdilik enflasyon baskısının biraz daha Türk Lirası'nı baskıladığını söyleyebiliriz. 13.60'ların üzerinde bulunuyoruz. 13.59 direncinin üzerinde kalıcılık devam ederse 13.93 ve 14.24'ü takip edebiliriz. Geri çekilmelerde de 13.45 ve 13.20 seviyelerini izliyor olacağız. Dün Rusya'nın bazı birliklerini geri çekmesinden sonra piyasalarda, değerli metallerde kar satışlarıyla birlikte geri çekilmeler görüldü. Fakat bugün İngiltere tarafında görülen enflasyonun tekrar yükselişe geçmesiyle birlikte bir miktar yatay seviyelerle 1850 seviyelerinin üzerinde bulunuyoruz. Şahin gelebilecek bir FOMC toplantı tutanaklarından sonra doların güçlenme potansiyeli değerli metalleri tekrardan baskılayabilir. Düşüşler de 1846, 1843 ve 1838 seviyelerini takip edebiliriz. Tekrar 1861 direncini kıracak olursak da kısa vadede 1874 önemli direnç seviyesi olmaya devam edecektir. Rusya'nın askerlerini çekme haberinden sonra petrol tarafında da kısmi de olsa geri çekilmeler görüldü. Fakat bugün itibariyle tekrardan İngiltere tarafından yapılan açıklamalarla birlikte geri çekilen Rus askerlerinin başka yere konuşlandırılması piyasaları tekrardan tedirgin etmeye başladığını söyleyebiliriz. Ham petrol tarafında 93.74, kırılması halinde 95.56'yı takip edebiliriz. Geri çekilmelerde de 91.90 kırılacak olursa 90.04'ü izliyor olacağız. DAX tarafına bakacak olursak ABD endeksleri ve Avrupa tarafında şimdilik 2 günlük toparlanmanın ardından bugünkü alıcılı ataklar tıkanmaya başladı. Şahin gelebilecek bir FED'le birlikte genel itibariyle endeks gruplarında çekilme görülecek olursa 15.160'ı DAX'ta takip edebiliriz. 15.605 direncini kırar ve kalıcılık sağlanır ise 15.920'yi orta vadede takip edebiliriz. Kripto paralarda da dünkü alıcılı atakların ardından bugün de kısmi de olsa yukarı yönlü hareketler gözlemlendi. Fakat gözler şimdilik FOMC toplantı tutanaklarıyla birlikte FED'e çevrildiğini söyleyebiliriz. 43.920 aşağı yönlü kırılacak olursa 40.000 ve 38.720'yi takip edebiliriz. 46.100 yukarı yönlü dirençlerde kırılacak olursa da 48.160 ve 51.760 seviyelerini izliyor olacağız.